usulüce bakarken belki oraya giden sürece de bakmak gerekiyor. Çünkü aslında bugün Surucu ördüğümüz bu süreç zarfında ve katliamın gerçekleştiği anda devletin ne hedeflediğini de anlayabilmemiz için o sürecin neyi amaçladığını, Suruc'a giderken neyi amaçladığımızı da iyi bilmemiz ve bakmamız gerekiyor. Tarihsel olarak da, oraya bakarak da, yaslanarak da yürümemiz gerekiyor. Sonuçta Gezi'nin isyanı, o devrimci ruhu, ya onur özgürlük isteğiyle büyük bir isyan gerçekleşmişti ve bunun ardından HDP'nin seçim zaferi ve Kobani, yanı başımızdaki Kobani'nin barbarış çeteleri ve sömürgeci faşizm tarafından yenilgiye uğratılmak, boğulmak istendi. Kürt halkının ulusal özgürlüğünün, ulusal kurtuluşunun inkar edildiği, yok sayıldığı ve bunun katliamlarla bastırılmak, işgal saldırılarıyla bastırılmak istendiği bir gerçeklik vardı ve buna karşı da geliştirilen bir devrim vardı. Rojava Kadın Devrimi can feda savaşla kazanılan bir devrimdi. Biz de SGDF olarak aslında o zaman diliminde yanı başımızdaki devrimi görmüştük. Ve bu devrimle buluşmanın, bu devrimi hem Türkiye hem de Kürdistan topraklarının her bir noktasında büyütmenin, taşımanın öneminin farkındaydık. Dolayısıyla Kobani'ye gitmek yalnızca orayla dayanışmanın da ötesin, ya yani dayanışmak değildi tek başına, oraya oyuncaklar götürmek değildi. Oradaki devrimle buluşmak ve oradaki devrimi buradaki topraklara taşımak, Gezi'nin çocuklarıyla Kobani'nin çocuklarını buluşturmak da aslında Gezi'nin birikimiyle Kobani'nin zaferini de buluşturmaktı. Katliamla hedeflenen aslında bu birleşik mücadelenin kendisine, birleşik devrim amacının da kendisineydi. Bugün Kobani'yi savunmak da engellenmekte istenen, biz Kobani'yi nasıl savunduk? Kobani kumpas davasıyla da aslında bunu görebiliriz. Yani Kobani'yi savunan, Kobani'yi savunmak için çağrılar yapan yüzlerce siyasetçinin yargılandığı, yüzyıllara varan cezalar aldığı ve bu Kobani'yi savunmanın aslında devlet tarafından hesaplaşıldığı da bir süreçti. Kobani kumpas davası bunun bugün sonuçlanan da bir şeyi. Ama geçtiğimiz 2015 yılında aslında Suruç katliamıyla bunu yapmak istedi. O günden bugüne de bu sürecin kendisi devam ediyor. Bu hesaplaşmanın, bu intikam alma halinin kendisi hem mahkeme süreçleri boyunca hem de 9 yıldır süren adalet mücadeleleri boyunca hep böyle karşı karşıya kaldığımız bir durum oldu. Her yıl tüm bu saldırıların odağı olduk. Yani sokaklarda yaptığımız açıklamalara, anmalara çok ağır saldırılar gerçekleşti. Tutuklama saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Surucu savunduğumuz için, Suruç şehitlerini andığımız için tutuklandık. İddianameler hazırlandı. Keza Suruç Mahkemesi'nin kendisi de 2015'ten bugüne tüm delillerin ortada olmasına ve delillerin aslında hem avukatların hem ailelerin hem bizlerin çabalarıyla ortaya çıkarılmış olmasına rağmen tüm bu delillerin karartılmak istendiği, devlet destekli bir katliamın açığa çıkacağını önlemek amaçlı aslında rejim tüm olanaklarını seferber etti. Yargısıyla, polisiyle bu katliamın aydınlatılmasından, hesabının, adalet mücadelesinin verilmesinden ve sokaklarda bunu sormaktan her türlü şeyi engellemek istedi. Zoruyla, baskısıyla yapmak istedi. Tüm mahkeme süreçleri de aslında bunun bir yansıması. Biz Türkiye ve Kürdistan'ın her bir noktasında, başta katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi olmak üzere tüm kentlerde Suruç'un hesabını sormak için meydanlarda olacağız. Sabah katliamın gerçekleştiği saatte mezar başlarında Suruç şehitlerimizin yanı başında olacağız. Aynı zamanda 20 Temmuz'da saat 7'de Ankara'da da gençlik örgütleri olarak bu sokakları Suruç şehitlerinin isimleriyle, resimleriyle kuşatacağız. Saat 19.00'da Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı önünde bu adalet mücadelesini ve çağrısını tekrardan haykıracağız. Herkese de çağrımızdır, tüm gençliğe ve halkımıza çağrımızdır. Suruç gününü tüm adalet mücadeleleriyle, tüm adalet arayışçılarıyla buluşturmak istiyoruz.
Dolayısıyla Suruç'un adaletini sağlamak hepimizin adaletini ve özgürlük eşitlik mücadelesini kazanmaktır. Suruç'un bizler için, gençlik örgütleri için ve gençliğin birleşik mücadelesi için anlamını ifade etmek istiyorsak aslında Kobane'ye bakmalıyız. Kobane'de ortaya konulan birleşik mücadeleye bakmalıyız. Çünkü Suruç bizim için Kobane'de açığa çıkan bu birleşik mücadelenin gençlik için bir yansımasıdır. Suruç'ta açığa çıkan irade, Kobane'de IŞİD çetelerini yenilgiye uğratan iradenin yansımasıdır. Böyle görüyoruz, böyle kavruyoruz. Bugüne kadar 9 yıldır Suruç için adalet mücadelesini, bu kampanyayı, bu mücadeleyi böyle yürüttük, böyle gördük. Bizler için bu mücadele AKP-IŞİD işbirliğiyle katledilen 33 devrimcinin hesabını sorma mücadelesidir. Aslında Suruç'un hukuk mücadelesi boyutunu bizler şöyle görüyoruz. Aynı birçok davada olduğu gibi Suruç katliamı davasında da hukukun işletilmediği, bunun bile isteye iktidar tarafından, iktidarın eliyle, onların müdahalesiyle bile isteye işletilmediği ortadadır. Biz bunu Sivas katliamı davasından da, Kobane Kumpas davasından da, Gar katliamının davasından da, Şen Yaşar ailesinin davasından da ve bu topraklarda süren bir sürü, her şeye rağmen sürdürülmeye çalışılan birçok hukuki mücadelenin, adalet mücadelesinden görüyoruz bu durumu. O nedenle şunu ifade etmek gerekir. Elbette hukuk mücadelesi sürecektir Suruç için. Ancak esas olan adalet mücadelemizdir. Adalet mücadelemizde adliye koridorlarında sınırlandırılamaz. Biz Suruç için adaleti sokakta aramaya, Suruç'un hesabını sokakta sormaya devam edeceğiz. Aslında Türkiye ve Kürdistan'ın birçok yerinde yapılacak olan eylemlerimize, anma etkinliklerimize herkesi çağırıyoruz. Bütün gençliği 20 Temmuz günü sokaklarda olmaya davet ediyoruz. Özellikle de Ankara'da bizler Yüksel Anıtı'nda olacağız saat 7'de. Suruç için adalet, herkes için adalet.